Haber'in merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 13 Ağustos Cumartesi. Acı haber dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'ndan geldi. Teröristlerin taciz ateşinde Teğmen Ömer Bağra şehit düştü. Şehit Teğmen bugün memleketi Siirt'te dualarla toprağa verildi. Acı tarifsiz, öfke aynıydı. Kürtçe ağıtların arasında kahrolsun PKK sloganları yükseldi. Allah devlete de zeval vermesin Rabbim. Şehit piyade Teğmen Ömer Bağra 30 yaşındaydı. Irak'ın kuzeyinde teröristlere büyük darbe vurulan Pençe Kilit Harekatı'nda görevliydi. Teröristlerin taciz ateşinde ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehit piyade Teğmen Ömer Bağra evlidir. Şehit Teğmen için ilk tören Siirt Komando Tugay Komutanlığı'nda yapıldı. Şehit Teğmen'in cenazesi törenin ardından baba ocağı Şirvan'a götürüldü. Haklarınızı helal eder misiniz? Şehit Teğmen Ömer Bağra kılınan cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Çorum'daydı. Aralarında tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayi yatırımı olan barut, fişek ve kapsül üretim tesisinde bulunduğu toplu açılış törenine katıldı. Altılı masaya eleştirileri vardı. CHP ve şürekası sabah akşam hizmet değil de iftira üretiyor dedi. Devamında da altılı masada yok yok cümlesini kurdu. Mitingde açılan bir pankartta yazılanları kalabalığa okudu. Cumhurbaşkanı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde pazartesi günü başlayacak olan indirime de dikkat çekti ve piyasaları rahatlatacağız dedi. Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızla kuş tutsanız size oy yok, altılı masa. Burası neresi? O kadar. Yiğidin armağan olduğu yer burası. Kolay değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi mesaisini Çorum'a ayırdı. Ne var bu menüde? Yalan çorbası var. Koltuk kebabı var. Kandil dolması var. Washington portakalı var. Ye yiyebildiği kadar. Hedefinde altılı masa vardı. Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken biz milletimizin dertlerine derman üretiyoruz. Öyle bir ses verin ki altılı masa değil altındakiler de duysun. Gece gündüz çalışmaya var mıyız? Sonra sözü CHP'ye getirdi. CHP'nin belediyelerindeki yolsuzluklar, hırsızlık, ahlaksızlık vakaları almış başını gidiyor. Zaten Bay Kemal, Sayın Baykal'ı bir gece kasetle devirerek gelmedim. Erdoğan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ardından CHP seçmenine seslendi. Normalde bu zatın siyasi ahlakı olsa çıkar milletten açıkça özür diler. Kandil'in siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüşüyor. Bay Kemal, unutma. Bu terör örgütlerinden sana yar olmaz. Bunların hepsini Gavar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde nasıl yerle bir ettiysek bundan sonra da yerle bir etmeye devam edeceğiz. Bay Kemal ve arkadaşlarının bu durumunu gördükçe CHP'ye oy veren vatandaşlarım adına gerçekten üzülüyorum. Cumhurbaşkanı muhalefetin iddialarına inanmayın, piyasaları rahatlatacağız dedi ve ekledi. Pazartesiden itibaren büyük başta da %30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe inşallah tarım kredi kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler vesaire, onlar da kendilerini buna göre ne yapacak? Ayarlayacak. Artık CHP ve şürekası bırakın ortaya fikir sunmayı, Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, bundan sonra arkadan nal toplayacaklar, nal! Son sözleri ise Doğu Akdeniz'de başlayacak olan sondaj çalışmalarına ilişkindi. İnşallah
Doğal gazı çıkarttığımız andan itibaren unutmayın, bu ülke bambaşka olacak. Nasıl savunma sanayinde ülkemizin makus talihini yenmişsek, enerjide de Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız. CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu. İddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan bakan soruşturmaların suç duyularıyla başladığını belirtti. Rakamlarla hangi partiden kaç belediye başkanının soruşturulduğunu da tek tek açıkladı. Dahası iddiaların aksine soruşturma izni verilmeyen belediyelerin çoğunun CHP'li olduğu da ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nda bir birim kuruldu ve sadece bizim belediyelerimiz için gidin bulun. İçişleri Bakanlığı'nda rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişi güzel ceza verilemez. CHP'nin asılsız iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sert tepki gösterdi. Hatta bir video çekti, iddiayı soruşturma rakamlarıyla bir bir yalanladı. Son yerel seçimlerden yani 31 Mart 2019 tarihinden 8 Ağustos 2022 tarihine kadar araştırma ve ön inceleme onay sayıları toplam 2428 araştırma ve ön inceleme onayları içinde %34'ü AK Partili belediyelere, %41'i CHP'li belediyelere, %10'u MHP'li belediyelere, %5.9'u da HDP'li belediyelere ait. Soylu, ön inceleme ve araştırmalar sonrasında en fazla soruşturma izni verilmeyen belediyelerin de aslında CHP'li belediyeler olduğuna dikkat çekti. Soruşturma izni verilmemesi kararlarını da paylaşmak isterim. %36.7 AK Parti, %43.4 CHP, %9.15 MHP. Bakanlığın şikayetler üzerine harekete geçtiğini belirten Soylu, soruşturma geçiren CHP'li belediyeleri de tek tek saydı, göz mü yumsaydık diye sordu. Madem biz ayrımcılık yaptık, madem bu soruşturmalar CHP'li belediyelere kasten yapılıyor, Bilecik Belediye Başkanlığı soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırmamızın hemen peşinden neden CHP'den ihraç ettiler? Madem biz taraflı davrandık, hakkında yolsuzluk soruşturması yürüyen CHP'li Menemen Belediye Başkanı neden ihraç sistemiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk ettiniz? Neden bunun üzerine kendisini partiden istifa ettirdiniz? Göz mü yumsaydık? Daha da operasyon yaptığımız PKK'lı CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik? Soylu sözlerini iddiayı ortaya atan Sayit Torun başta olmak üzere CHP'lilere devletten özür dileyin çağrısıyla noktaladı. Devleti itibarsız hale getirmek, yaptığımız iş ve işlemleri istismar etmeye çalışmak elbette ki kimsenin hakkı değildir. Bu itibarla paylaştığımız bu gerçekler ışığında iftira sahiplerine özür dilemeye, dürüstlüğe, samimiyete ve devleti itibarsız hale getirmek için iftira atmamaya ve devlete saygı duymaya davet ediyorum. Ve dünün en sarsıcı olayı, 1988 yılında yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam aleminin büyük tepkisini çeken Salman Rushdie, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir etkinlikte konuşurken bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Rushdie şimdi yoğun bakımda. Saldırgansa Lübnan asıllı 24 yaşında bir genç ve gözaltında. Şeytan Ayetleri kitabının yazarı 75 yaşındaki Salman Rushdie onlarca kişinin gözü önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı Amerika'nın New York eyaletinde düzenlenen bir edebiyat festivalinde gerçekleşti. 24 yaşındaki Hadi Matar adlı saldırgan yazar konuşma yaptığı sırada sahneye çıktı ve elindeki bıçağı defalarca Rushdie'ye sapladı. Saldırgana seyirciler ve bir polis müdahale etti. Matar kısa sürede etkisiz hale getirildi ama onun üzerinde bıçak darbesi alan Rushdie kanlar içinde yerde yatıyordu. Durumu ağırdı. Çağrılan ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Solunum cihazına bağlanan Rushdie'nin sağlık durumu kritik. Menajeri yazarın konuşamadığını, bir gözünü kaybetme riskinin olduğunu ve cerrahi müdahalelerin süreceğini duyurdu. Saldırıyı gerçekleştiren Hadi Matar'sa gözaltına alındı. Evi didik didik aranan saldırganın sorgusu sürüyor. Polis Matar'ın bağlantılarını araştırıyor.
Peki Salman Rushdie kim? İngiltere'de yaşayan Hint asıllı yazar 1988 yılında Şeytan Ayetleri kitabını yazmıştı. Bu kitap İslam aleminin büyük tepkisini çekmiş ve Rushdie pek çok ülkede istenmeyen adam ilan edilmişti. Dönemin İran dini lideri Ayetullah Humeyni Rushdie için ölüm fetvası çıkarınca uzun yıllar polis gözetiminde kaçarak ve saklanarak yaşamak zorunda kalmıştı. İran yönetimi 1998 yılında ölüm fermanına verdiği desteği geri çekti ama 2005'te Ayetullah Ali Hamaney, Rushdie'yi yok edilmeyi hak eden bir sapkın olarak nitelendirince yazar bir kez daha hedef tahtasına kondu. Bu açıklamanın ardından İran merkezli bir vakıfta Rushdie'nin başına konan ödülü 2,8 milyon dolardan 3,3 milyon dolara çıkardı. İngiltere Kraliçesi tarafından şövalye unvanı verilen Rushdie uzun süredir ölüm tehditleri almaya devam ediyordu. Dünya Rus gazeteci Marina Ovsyannikova'yı Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde canlı yayında yaptığı eylemle tanımıştı. Dün duruşması vardı Ovsyannikova'nın ve bu defa da yine çok konuşulacak bir eyleme imza attı. Savaş karşıtı Rus gazeteci bu kez de mahkeme salonunda eylem yaptı. Polisler onu engellemek için birbirleriyle yarıştı. Marina Ovsyannikova, savaşın ilk günlerinde editör olarak çalıştığı devlet televizyonu Kanal 1'de canlı yayında savaşa hayır yazan dövizle stüdyoya girmişti. Savaş karşıtı protesto dünya çapında büyük destek görmüştü. Bu eyleminden dolayı yargılanan Ovsyannikova yoğun güvenlik önlemleri altında kelepçeli olarak mahkeme salonuna götürüldü. Sanık sandalyesine oturan gazeteci cebindeki kağıdı çıkardı ve cama dayayıp gazetecilere gösterdi. Kağıtta ölü çocuklar rüyanıza girsin yazıyordu. Polisler kağıdı perdelemek için epey çaba sarf etti ama başaramadılar. Eylem amacına ulaştı. Ovsyannikova dikkatleri bir kez daha Ukrayna'ya çekmeyi başardı. Dün Bursa, bugün de İstanbul. Dolandırıcılar bu kez SMA hastası çocukları kullanarak yardım adı altında para topluyor. Taksim İstiklal Caddesi'nde şok eden anlar. ATV Haber'e özel görüntüler birazdan. Dün gece yarısı İstanbul Kadıköy'de bir kafede korkunç bir cinayet işlendi. 16 yıllık çift birlikte işlettikleri kafede kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tansiyonun arttığı sırada 63 yaşındaki Hakan Asilkan silahını çıkarıp hem sevgilisi hem de iş ortağı olduğu kadını vurarak öldürdü. Dürüst, işlerine çok bağlı insanlardı. Benim çok samimi arkadaşlarımdı. Hakan abiden böyle bir şeyin... Yani beklemezdi kimse. Mihriban Arduç 63 yaşında 3 çocuk annesiydi. Yıllardır birlikte yaşadığı sevgilisi Hakan Asilkan'ın kurbanı oldu, katledildi. Kalk. Arkadaşınız mıydı? Var mıydı bir şey bahsediyor? İstanbul Kadıköy'de o korkunç cinayetin işlendiği kafe işte burası. Mihriban Arduç'la Hakan Asilkan uzun süredir birlikte bu kafeyi işletiyorlardı. Dün saatler gece 12'yi gösterdiğinde Mihriban Arduç kafeye geldi. İkili bir masaya oturdu, sohbet etmeye başladı ancak o sohbet kısa süre sonra tartışmaya dönünce ikili bu kafenin arkasına mutfağa geçti ve ardından da o dehşet yaşandı. İkili 16 yıldır birlikteydi. Hem sevgili 4 senedir de iş ortağıydılar. İddia o ki aralarında son dönemde kıskançlık yüzünden sık sık tartışma çıkıyordu. Dün de yine aynı neden yüzünden ikili bir kez daha karşı karşıya geldi. İşte bu da dehşet anlarının saniyeler öncesi. İkilinin tartıştığı o anlar. Sonrası ise vahşet. Kıskançlık, ikisi birbirinde şüpheleniyorlardı. Sürekli morali bozuktu.
bizi psikolojim falan bozuldu diyordu. O dehşet anlarında aslında kafe doluydu. İçeride çalışanlar vardı. Tartışmanın sesi yükselince onlar daha polisi aramadan o dehşet anları yaşandı. Bu görüntünün saniyeler sonrasında Hakan Asilkan silahını çekip ard arda ateş etti. Mihriban Arduç'u vurdu. Ambulans gelip talihsiz kadını hastaneye yetiştirdi ama çabalar onu hayatta tutmaya yetmedi. Ocağına hızla kaçıp olay yerinden uzaklaştı ama 6 saat sonra yine İstanbul'da Kadıköy'de kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı adamın yakalandığında ilk kurduğu cümle böyle olsun istemezdim oldu. Pişmanım dedi ama hiçbir şey talihsiz kadını geri getiremeyecek. İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Beşiktaş açıklarında bir gezi teknesi turistleri taşıyan yatın önüne dümen kırdı. Muhtemel bir faciayı yat kaptanının son anda yaptığı manevra önledi. O anlar yatın güvenlik kamerasına da yansıdı. Çok büyük bir facia atlattık. Öfkeliler, tepkililer. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmamalı. Bu kaptanın psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir manevrayı kimse yapamaz. Çünkü boğazın ortasında faciadan kıl payı döndüler. Bir anda önümüze kırdı. Yine bir drift yaptık. Bildiğiniz iki tekne arasına drift atma suretiyle bodoslama giriş yapıyor. Turistleri taşıyan yat İstanbul'da Arnavutköy Akıntıburnu açıklarındaydı. Turist müşterilerimiz var. Ailecek gelmişler, İstanbul Boğazı'nın tadını çıkartıyorlar. Her şey yolundaydı. Ta ki yürekleri ağza getiren o ana kadar. Bir yolcu teknesi aniden yatın önüne çıktı. İddiaya göre uyarı da yapılmamıştı. Yolcu taşıyan ticari bir geminin bodoslama iki tekne arasına dalması suretiyle ciddi anlamda bizi tehlikeye ve riske attı. Faciaya ramak kalmıştı ki yat kaptanı son anda dümeni kırdı. Denizin ortasında facianın eşiğinden dönüldü. O güce sahip bir çelik saç teknenin o pervane ve dümen gücüyle bize dokundurması bile bu teknenin en zayıf noktasından bizi ikiye bölmesi anlamına gelir. Burası otoban değil. Burası deniz ya. Denizin şakası olmaz. Meksika'da hapishanede başlayan çete savaşı sokakları kan gölüne çevirdi. 11 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda yaralılar da var. Hapishanede başlayan çatışma sokaklara sıçradı. Kenti kana bulayan çete savaşında 11 kişi hayatını kaybetti. Meksika'nın Ciudad Juárez şehrindeki bir cezaevinde suç örgütleri Los Mexicas ile Los Chapos üyeleri arasında kavga çıktı. Olaylarda 3 kişi öldü. Kanlı çatışmalar cezaevinden şehre taşındı. İlk hedef bir pizza dükkanıydı. Los Mexicas üyeleri ağır silahlarla saldırdı içeridekilere. Şiddet dalga dalga yayıldı. Bir benzin istasyonu ve 3 süpermarket hem silahla tarandı hem de Molotov kokteyliyle kundaklandı. Ölenlerin arasında hamile bir kadın da vardı. Polis ve asker kent sokaklarında güvenliği sağlamaya çalışıyor. Şehirdeki dükkanların büyük kısmı da olaylar bitene kadar kapalı kalacak. Peru'da polis ehliyetsiz bir minibüs şoförünün peşine düştü. Şoför kaçabilmek için her yolu denedi. Başaramayınca da koca aracı ateşe verdi. Engel tanımadı, minibüsü polislerin üzerine sürdü. Her yolu deneyip kaçamayan şoför sonunda minibüsü kundakladı. İlginç görüntünün adresi Peru. Polisler korsan yolcu taşınan bir minibüsü durdurmak istedi. Ama şoförün teslim olmaya niyeti yoktu. Trafik sıkışınca şoför direksiyonu polislerin üzerine kırdı. Refüje çıktı ve karşı şeride geçmeyi başardı. Takip kısa sürdü. Polisler ehliyetsiz olduğu belirlenen şoförü yakaladı. Minibüs çekiciye yüklenirken içinde duman yükselmeye başladı. Şoför aracını teslim etmemek için ateşe verdi. Minibüs kısa sürede küle döndü. Kendi aracını kundaklayan şoför ise gözaltına alındı. Antalya'da işten dönen 39 yaşındaki Eyüp Ensar Yıldırım polis denetimine takıldı. Alkolmetreye üflediğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Çıkan sonuca göre 123 promil alkollüydü.
İtiraz sonrası haklılığını hastanedeki muayenede kanıtlasa da ehliyetine el konulmuştu. Ehliyetini ancak mahkeme kararıyla 2 ay sonra alabildi. Uygulamaya takıldım. Alkolometreyi yüklememi istediler. Çıkan sonuç 123 promildi. Çıkan sonuca kendisi de şaşırmıştı. İtiraz etse de alkollü olmadığını hastanede ispatladı. 2 aylık hukuk mücadelesinin ardından ehliyetine mahkeme kararıyla kavuştu. Alkolmetrenin azizliğine uğradığımı düşündüm. Bu olay beni 2 ay boyunca çok mağdur etti. Antalya'da yaşayan 39 yaşındaki Eyüp Ensar Yıldırım işten çıkmış eve gidiyordu. Polis denetimine takılan Yıldırım'dan alkolmetreyi üflemesi istendi. Çıkan sonuç 123 promildi. Alkolsüz bir şekilde 123 promil nasıl çıkar diye polis memuru arkadaşa söyledim. İtiraz ettim. Ehliyetine el konulan Yıldırım'a 1800 lirada idari para cezası kesildi. İtirazı sonrası polis ekibiyle hastanenin yolunu tuttu. Oradaki alkolmetrede 0 promil çıktığını gördük. Daha da inandırıcı ve gerçekçi olsun diye kan testi verdim. Kan testinde de çıkan sonuç 0 promildi. Alkolmetrenin azizliğine uğrayan Yıldırım konuyu yargıya taşıdı. Ehliyetini 2 ay sonra mahkeme kararıyla alabildi. Haklı olduğumuz kanıtlandı. Adalet yerini buldu. Biz ehliyetimizi 2 ay sonra geri aldık. Ve bir telefon hırsızının acı sonu var sırada. Kapısını çaldı evden, bir cep telefonu çalıp kaçarken düştü, boynunu kırdı. Telefonları çalınan aile de hırsızın peşindeydi. Yaralanan o hırsız yakalandı. Yine önce feci şekilde darp edildi. Sonra da bakın ne oldu. Sırtından bıçakladığını gördüm. En son adam da arabanın altına yatıyordu. Çocuğu da yakalayıp götürdüler. 26 yaşındaki Sultan El Musa İstanbul Kağıthane'de çarşamba gece saatlerinde işte bu dairenin kapısını çaldı. Acil bir durum var. Telefonunuzu kullanabilir miyim dedi. Planı telefonu alıp kaçmaktı. Öyle de yaptı ama çaldığı o telefon son oldu. Kaçarken kafasını arabaya çarpmış. Telefonun hızlı diyorlardı. 26 yaşındaki Sultan El Musa işte bu daireden telefonu çaldıktan sonra hızla buradan yokuş aşağı kaçmaya başladı. O esnada ayağa takıldı, yere düştü ve kafasını bir kamyona çarptı. İşte bu da kaçış görüntüsü. Telefon hırsızı kafasını kamyona çarptığı an aslında boynunu kırdı. Kalkmaya çalıştı, başaramadı. Kovalarken kafasını çarpıyor arabanın arkasından, sonra yere düşüyor, o da sırtından bıçaklıyor. Telefonu çalıp kaçan genç düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Başında da telefonu çalınan aile vardı. Önce dakikalarca yerde yatan genci öldüresiye darp ettiler. Sonra da bıçakladılar. Baba ve 2 oğlu hırsıza dehşeti yaşattı. Mahalleli sesi duyup cama çıktı. Sonra da aşağı inip o genci ellerinden aldılar. O hastaneye yetiştirildi ama boynu kırık, belden aşağısı da tutmuyordu. Aldığı bıçak darbeleri onu ölüme götürdü. Dediler ki polis arayacağız dediler. Ondan sonra 3-4 kişi kaçtılar. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri o olayın ardından kamera çalışması yapıp ardından burada o talihsiz genci ölüme götüren kişileri tespit etti. Çok geçmeden 3 kişi gözaltına alındı. Abi kardeş kasten adam öldürmekten cezaevine gönderildi. Sıradaki durağımız Meksika. Veracruz eyaletinde meydana gelen hortum sahili birbirine kattı. O anlarda kameralarda kayıtlardı. Denizde başlayan hortum sahili birbirine kattı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yer Meksika'nın Boca del Rio kenti. Sahildekiler denizin ve güneşin tadını çıkarıyordu ta ki bir su hortumu belirene kadar. Sahildekilerin bir kısmı hortumu görünce kaçtı, diğerleri ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Kıyıya ulaşan hortum eşyaları göğe savurdu. Şemsiyeler, şezlonglar havada uçuştu. Çevredekilerse ne yapacağını şaşırdı. Olayda ölen yok ama hortumun savurduğu eşyalar 3 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Avrupa enerji kriziyle karşı karşıya, hatta Almanya'dan halka mum ve kalın giysi stoğu yapın tavsiyesi dahi geldi. Ama bu durum Türkiye'deki soba ihracatçıları açısından bir satış patlamasına dönüştü. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden Türk firmalara soba talepleri arttı. ATV Haber'de bugün soba satıcılarına mikrofon uzattı. Siz
Bekler miyiniz peki böyle bir şey olacağını? Yani Avrupa'dan Türkiye'ye soba talebi olacağını? Vallahi İsrail hiç kimse aklına gelmezdi. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği güçlü bir ülke. Sobaya kadar düştüyse vay hallerine. Enerji krizindeki Avrupa doğalgaz yerine odun ve kömür kullanmaya hazırlanıyor. Hal böyle olunca da Türkiye'den Avrupa'ya soba satışı epey artıyor. Almanya'dan özellikle talep var. Sobacıların firmalarda, fabrikalarda bir talep olduğu belli. Bize öyle bir şey geldi ama İstanbul'da imalat yapan yok. Bu sobalar Eskişehir, Bursa, Kayseri. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ambargolara karşılık enerji kartını kullanıyor. Çünkü Rusya Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi ve satışı ruble ile yapma kararı aldı. Avrupa Birliği üyeleri bunu reddedince enerji krizi patlak verdi. Avrupa'da yaşanan enerji krizi ülkeleri alternatiflere yönlendirdi. Peki neden? Çünkü ülkeler artık soba kullanmaya başlayacak ve Türkiye'den de bir hayli yoğun bir şekilde soba ihracı için talepler gelmeye başladı. Fabrikalardan belli oluyor. Fabrikalar şu anda full çalışıyorlar. Böyle bir şey duyduk, evet. Böyle bir şey var. Dışarıdan sipariş varmış, biz de duyumlarını alıyoruz. Yaşanan kriz nedeniyle Avrupa ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yöneldi. Durum o kadar vahim ki Almanya'da yaşayanlara kış için mum ve kalın giysi bulundurulması tavsiyesi dahi geldi. Bu enerji krizinin Türkiye'de soba aldıracağını hiç düşünür müydünüz peki? Vallahi hiç düşünmezdim. Bu kadar da olacağını hiç düşünmezdim. Avrupa'da soba siparişleri epey arttı. Bu talep Eminönü'ndeki soba satıcılarını da şaşırttı. Türkiye'de uğraşanlar ya bırak böyle bir hallere düşsünler tabii yani. Ben bunu isterim. Niye Türkiye'de uğraşıyorlar? Vermekten üzüntü duyduğumuz can sıkan bir haber var sırada. Dün benzerini hatta tıpatıp aynısını ekranlarınıza taşımıştık. O olay Bursa'daydı. Aynı olay bu kez İstanbul'da yaşandı. Dolandırıcılar şimdi de SMA'lı bebeklerin hastalıklarını kendi kirli oyunlarına alet ediyor. Sahte bağış kampanyaları yapıp milletten topladıkları paraları da ceplerine atıyorlar. Dolandırıcılar İstanbul'da da Asenat bebeğin ismini ve fotoğrafını kullanarak yardım adı altında para topluyordu. Neyse ki baba durumu fark etti, onları enseledi. Samet Özsaylan ve Gökhan Aktaş'ın özel haberi. Sen Asenat adına yardım topluyorsun. Evet. Asenat kimdir? Biraz anlatır mısın? Asenat kızımız. SMA hastası. Asenat'ın babasının ismi nedir? Ben babasının ismini bilmiyorum. Elinde ölümcül SMA hastası Asenat bebeğin fotoğrafı olan kumbarayla yollara düştü. İstiklal Caddesi'nde saatlerce para topladı. Herkes bir bebeğe yardım ettiğini düşünüyordu. Ama o talihsiz ailenin sırtından para kazanan bir dolandırıcıydı. Sahte yardım topluyor. Asenat burada. Şimdi yakaladım. Geçtiğimiz akşam bir istismarcı sanki Asenat bebek adına yardım topluyor gibi eline kumbarayı aldı ve İstiklal Caddesi'ne oturanları tek tek dolaştı. Para topladığını ve SMA'lı bir bebeğe yardımın ulaştırılacağını söyledi. Ancak çevrede görenler Yunus Hasan'a haber verdi. Kendisi soluğu burada aldı. Geldim biraz takip ettim. Zaten daha öncesinde de görüntüleri elimizde vardı. Şu anda bizim adımıza para toplanıyor. İstanbul'da, Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde elinden kumbarayla kızımın nasibini bile kendine topluyor. O düzenbaz yakalandıktan sonra ne yapacağını bilemedi. Asenat bebeği tanıyanların karşısında adeta dili tutuldu. Ben şunu sordum. Asenat bebek nerede yaşıyor? O da diyor ki İstanbul'da yaşıyor. Cevap ver. Asenat bebek nereli? Asenat bebek İstanbul'da. İstanbul'da değil, Asenat bebek Ankara'da yaşıyor. Kampanyamız zaten yavaş gidiyor. %28'e vardık 17 ayda. Zamanımız kalmadı. Bu gibi insanlara lütfen itibar etmeyin. Yaklaşık bir 15 gündür arkadaş yardım topluyordu kendi başına. Fotoğraf, yazılar hep aynı mı? Hepsi aynı. Yakaladığım anda kumbara elinde yardım toplayarak gidiyordu. O dolandırıcı daha önce de Asenat bebek adına dükkan dükkan dolaşıp kumbara bırakmıştı. Yunus Aslan o istismarcıyı polise teslim etti, şikayetçi oldu. Asenat bebeğin ailesi de dolandırıcılar yüzünden bir hayli üzgün. Stand açabilirsin. Kumbarayı eline alıp yardım toplamak yasaktı. Görenler lütfen itibar etmesinler. Bu gibi insanlar kampanyamıza zarar vermesin. Hepinizden rica ediyorum, Allah rızası için elimizden tutun. Kızımın zamanı kalmadı. Yaş kriterini doldurmuş. Son bir kilosu kalmış. Minicik bir bebeğin yaşam öyküsünü ekranlarınıza getireceğiz. Rabia bebek henüz 23 haftalıkken dünyaya geldi. Yani doğmasına 4 ay daha vardı. Yaşaması ise mucizeydi. Ancak o mucize kök hücre nakliyle gerçek oldu.
kadar düşük haftadaki bir bebekte bu noktaya gelebilmek bizim açımızdan çok sevindirici bir durum oldu. 23 haftalıkken doğdu, ölüme direnip yaşama tutundu. Minik Rabia'yı hayata bağlayansa henüz deneme aşamasında olan kök hücre tedavisi oldu. Şu an yaklaşık 137. gününde oksijen tedavisiyle eve gidebilecek duruma, aşamaya kadar geldi. İstanbul'da yaşayan Reyhan ve Kadir Menteş çifti ikinci çocuklarının dünyaya geleceği günü heyecanla bekliyordu. Her şey yolundayken anne sağlık sorunlarıyla karşı karşıya geldi. 23. haftada annede gelişen bazı komplikasyonlar sebebiyle acil sezeryen ile doğurtularak sonrasında yeniden yoğun bakım ünitemize alındı. Rabia bebek öyle küçüktü ki 540 gram olarak dünyaya geldi. Yaşama şansı düşüktü. Doğum sonrası yoğun bakım ünitesinde ciddi akciğer problemleri sebebiyle gerekli olan tüm tedavileri almasına rağmen maalesef takibi esnasında sıkıntı yaşadığımız bebeklerden biriydi. Rabia bebeği yaşatmak için son bir yol vardı. Dünyada henüz deneme aşamasında olan kordon kanı kök hücre tedavisi. Alternatif bir tedavi olarak görülen kök hücre tedavisini biz de aileyle görüşerek teklif ettik ve ailenin de olumlu bir geri dönüşü oldu. Bebek yaklaşık 16 günlükken bize kök hücre tedavisi verdik. Tedaviye olumlu yanıt verdi minik Rabia. Sağlık durumu günden güne iyiye gitti. Sonunda 137 günlükken yaşam savaşından zaferle çıktı. Kök hücre tedavisi sonrası yaklaşık 2. ayında bebeğimizi solunum cihazından ayırmayı başarabildik. Donör olarak yani bağışlamak istenilen kök hücrelerin zaten kaynağı kort kanı olduğu için bunun ne verici bebeğe ne de alıcı bebeğe herhangi bir zararı yok. Şimdi de sırada dünyanın farklı noktalarından görüntüleriyle öne çıkan haber turumuz var. Come out when the dog comes in, mate. Polis çok sayıda suçtan aranan bir şüphelinin peşindeydi. Adam çaldığı aracı bıraktı ve yaya olarak evine kaçtı. Yakalanmayacağını zannediyordu ama devreye polis köpeği girince hayali suya düştü. Hello, mate. Polis duvarın içine saklanan şüphelinin yerini tespit etti. Come here. Come here. Come here when the dog comes in, mate. Tehdit işe yaradı, köpeği gören şüpheli bir an bile tereddüt etmeden teslim oldu. Straight down, hands behind your back. Sokak düğünü iki boğanın kavgasıyla durdu. Davetliler şaşkındı. Boğalar aralarına dalınca kaçacak yer aradılar. Kamyon şoförü şerit değiştirmek istedi ama etrafını kontrol etmedi ve arkadan gelen otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Selfie yani öz çekim yapmak bazen çok tehlikeli olabiliyor. Kendini gelen trenle birlikte fotoğraflamak isteyen adam dikkatsiz davranınca olanlar oldu. Tren çarpan adam kendini yerde buldu. Yaramaz çocuk komşunun ziline basıp kaçmak istedi ama işler umduğu gibi gitmedi. Kapı tahmininden hızlı açılınca hiçbir şey yokmuşçasına ev sahibiyle konuştu ve oradan uzaklaştı. Avustralya'da yolunu şaşıran bir kanguru Rusya konsolosluğuna girmek istedi ama başaramadı. Ortaya da işte bu görüntü çıktı. Minik kedi boyundan büyük balığı görünce hemen alıp uzaklaşmaya başladı. Çok heyecanlanmış olacak ki bastığı yere bile dikkat etmedi. Sonunda balıkla birlikte kendini gölün içinde buldu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği o haber. Türkiye'nin dört bir yanındaki tarım kredi kooperatifi marketleri için pazartesi günü büyük gün. Çünkü şeker, un, ayçiçek yağı, yumurta gibi temel gıda ürünlerinde %30'un üzerinde bir indirim olması bekleniyor. İşte ayrıntılar. Tarım kredinin ürünlerinde şeker, buğday, un vesaire aklınıza ne gelirse zeytinyağı, ayçiçeği yağı süratle indirime gidecek. İndirimlerin gelmesi vatandaşlar için de çok iyi bu pahalılıkta.
Bizim için sevindirici bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Tarım Kredi Kooperatif ürünlerinde indirim yolda. Talimatımız şu: sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Benim vatandaşımı koruyacaksın. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Beklentimiz pazartesinden itibaren bir takım temel gıda ürünleriyle ihtiyaç ürünlerinde fiyatların %15 ile 30 aralığında düşmesi. Ben de güzel, uygun olması daha iyi. Ben çok sevindim. Nohut, fasulye, mercimek, makarna, pirinç ve bulgur. Bunun gibi birçok temel gıdaya pazartesi gününden itibaren %30'a varan indirim gelmesi bekleniyor. Mesela bu ayçiçek yağı şu an 135 lira. Pazartesi gününden itibaren 100 liraya kadar inmesi bekleniyor. 14 lira 25 kuruş bugün aldığımız pilavlık bulgur pazartesi biraz daha düşer, inşallah 11-12 liraya alabilir. Zeytinimiz bugün fiyatı 48 lira kilogramı. Umarım bu da 40 liralara düşer. Tuvalet kağıdı. Bu 16 rulo ve 3 katlı. Fiyatı 60 lira. Tabii bu üründe de pazartesi günü yine indirim bekleniyor. En azından bu enflasyonist ortamda belki diğer marketlerde bir örnek olur. Geçtiğimiz günlerde kuzu etine %25 indirim gelmişti. Şimdi sıra dana etinde. Şu an kilosu 123 lira ve pazartesi günden itibaren 90 liraya kadar düşmesi bekleniyor. Çok iyi. Diğer marketler inşallah fiyatları düşürür. Patatesin kilosu şu an 7.95, soğanın ise 5.95. Pazartesi günden itibaren bu etiketler kaldırılacak ve yerine indirimli fiyatlar gelecek. İndirim beklenen ürünlerin listesi uzun. Yumurta, peynir, çay, tereyağı gibi temel gıdanın yanı sıra bebek bezi, deterjan fiyatlarında da düşüş bekleniyor. Düşüşün nedeni ise kooperatifin bu ürünlerden kar almayacak olması. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, fahiş emlak fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni bir adım atıldığını açıkladı. Daha önce internetteki fahiş ilan artışlarını inceleyen bakanlık bu defa da emlakçıları mercek altına aldı. Vergi kaçıran, satış beyanında bulunmayan ve spekülatif fiyat artışları yapan emlakçılar denetime takıldı. Bakanlığın yaptığı bu emlakçılar üzerindeki incelemeyi nasıl buluyor? Doğrudur. Doğru incelesin. Her şey hakikat meydana çıksın. Müthiş bir şey oldu. Çok geç bile kalındı abi bu. Emlakta fahiş fiyat artışlarına neden olan kişi ve kurumlar tek tek araştırılıp bulunuyor, ceza kesiliyor. Daha önce emlak siteleri incelenirken sıra emlakçılara geldi. Emlakçılar incelenmeli mi sizce? Kesinlikle %100. Neden? Neden? Fahiş fiyat artışları. Çalışmalar kapsamlı olarak yapıldı ve bu neticede vergilerini ödemeyen, fahiş fiyat artışlarına neden olan ve satış beyanında bulunmayan şahıs ve firmalar tespit edildi. Halkımızın, ülkemizin değerlerini kaçırmasınlar. Tabii ki biz de bir vatandaş olarak gözükmemeliyiz. Eksik beyanda bulunan, tapu harcı dahil yükümlülükleri yerine getirmeyen emlakçılar da mercek altında. Emlak odalarına ait olmayan merdiven altı çok emlakçılar var. Eğer bir emlakçı bunu artırıyorsa, mal sahibine yanlış yüksek fiyat veriyorsa yanlıştır bu iş. Çanak mı tutuyorlar yani fiyatın artması? %100. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de olağan dışı fiyat artışlarını mercek altına aldık. Gereğini yapıyor, yapacağız diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Ev fiyatlarının bir anda arttığı dönemde internetten yapılan ilanlar mercek altına alınmıştı ve fahiş fiyat artışı yapanlar tespit edilmişti. Bu defa ikinci ayak olarak emlakçılara geçildi. Bu işe çanak tutan emlakçılar da incelenmeye başladı. Dün akşam bir arkadaşım söyledi mesela. 1200'e oturuyormuş abi. Zorla emlak kiracıyı çıkartıyor abi. 8000 lira kira diyor abi. Yazık günah. 1500, 2000'den fazlaya veremiyordu. Şimdi kiralar çıkmış 5000'e. İncelemeyle fahiş fiyat artışlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Kendileri rakamsal belirleyip onun üzerinden istedikleri gibi fiyat oynatabiliyorlar. Türkiye'nin yerli otomobili gururumuz Togg pazara çıkacağı günü bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direksiyona geçip test sürüşü yaptığı teknoloji harikası Togg bu kez de Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameralara takıldı ve direksiyonunda bakın kim vardı. Türkiye'nin gururu Togg ilk kez yola indi. Togg üst yöneticisi Gürcan Karakaş Türkiye'nin otomobilini test sürüşüne çıkardı. Togg'un gece saatlerindeki yolculuğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı.
Test ve deneme süreçleri devam eden TOGG'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gebze Bilişim Vadisi'nde TOGG'un en son prototipinin test sürüşünü yapmıştı. TOGG'un CSU modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e dün gece Gizem Emşire damga vurdu. Yarışmacı hastanedeki korkunç olayın ardından yaşadıklarını canlı yayında anlatırken gözleri doldu. Hedefine yaklaştığında ise kendini tutamadı. Çok sevindim. Yani hedefime yaklaşmış olmam beni çok duygusallaştırdı açıkçası. Umarım istediğim olur. Heyecanlıydı. Yaşadığı korkunç olayın izlerini silmek için hedefine ulaşmak istiyordu. Daha fazlasında gözüm yok. Benim için, sağlığım için ne kadar yeterliyse o kadar istiyorum. Ve umarım buna bilgim yeterli olur. Soruları bildikçe de gözyaşlarına hakim olamadı. Sevgili seyirciler, karşımızda gerçekten çok güçlü bir sağlık çalışanımız duruyor. Hem kendisine geçmiş olsun hem de iyi ki doğdun alkışı almak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yarışmacı koltuğunda sağlık çalışanı Gizem Elif Türk vardı. Zonguldak'ta bir kurumda hemşire olarak çalışıyorum. 23 yaşındaki hemşire sorular gelmeden önce başından geçen o korkunç olayı anlattı. İşteyken başıma bir olay geldi. Hastanede bir acil servisinde etil alkol patlaması oldu. Kazara mı oldu? Kazara diyelim. O anlattıkça da stüdyoda duygusal anlar yaşandı. O patlamada İleri derecede yandım. 2 ay bir yoğun bakım sürecim oldu. Yanık izleri oradan mı kaldı? Evet. Daha sonrasında fizik tedavilerim falan o şekilde devam etmeye çalıştım. Bir yandan da işime devam ettim. Çünkü sağlık işinde en önemli şey kendi sağlığımdan çok hani iyileştiğimi hissettiğim andan itibaren hastalarıma bakmak için çabaladım. Ödülü de yaşadığı kazanın izlerini silmek için istiyordu. Soluklanabilir miyiz biraz? Peçete alabilir miyim ben? Estetik operasyonları çok pahalı olduğu için belli bir miktarın üzerinde biz karşılayamıyoruz. Annem bu yarışmaya katılmadan önce bir şansını dene dedi. Oradan çıkacak olan parayı inşallah estetikte kullanırsın dedi. Yani hedefime yaklaşmış olmam beni çok duygusallaştırdı açıkçası. Umarım istediğim olur. Sorular geldikçe heyecan arttı. Neler hissediyorsun? Çok güzel bir duygu. Umarım bu şekilde devam eder. Sırada 100 bin lira değerindeki soru vardı. Tebrik ediyorum. Ve sıra geldi hedefine. Evet, inşallah olur. Umarım. Nasıl hissediyorsun şu an? Yani hedefime yaklaştığım için çok mutluyum ve hani yaklaştığım için açıkçası çok duygusallaştım. Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde Kim'in bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözlerini öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir. Hedefine çok yaklaşmıştı ama... Keşke Eminem deseydi. Sağlık olsun diyelim. En azından bu miktar da benim için yeterli olacaktır. Her şey gönlünce olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rus dublör Yevgeni Çibotarev yaptığı akıl almaz atlayışlarla tanınıyor. Yine ilginç bir deneme için kameraların karşısındaydı. Adrenalin dolu o görüntü geliyor şimdi ekranlarınıza. Canını tehlikeye attı, önündeki otomobilin üzerinden böyle atladı. Rus dublör Yevgeni Çibotarev epey zorlu bir deneme için kamera karşısındaydı bu kez. Bir otomobil tahta direkler kullanılarak yerden 1,5 metre yükseltildi. Çibotarev zorlu deneme öncesi hareket halindeki aracın tavanında sıçrayıp antrenman yaptı. Hazırlıklar tamamlanınca deneme başladı. Dublör hızla ilerleyen aracın üzerinde epey dikkatliydi. Araba direklere çarptığı an Çibotarev hamlesini yaptı. Genç dublör atlayışı başarıyla gerçekleştirdi ama aracın tavanına değil camına düştü. Çibotarev bacağından hafif yaralandı.
Bu deneme ilk değil. Çibotarev 2022'nin Ocak ayında 80 kilometre hızla giden minibüsün içinden mermi gibi geçmişti. Yediği fazla bal sebebiyle sersemleşen ayının görüntüsü önce ülkemizde sonrasında ise dünyada epey gündem olmuştu. Bal kız adı verilen yavru ayının tedavisi tamamlandı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bugün onu tekrar doğaya bıraktılar. Az yediğin balığı. Bal mı tuttun az yine? Bal tuttuysa canlanır mı biraz daha? Bu alanda bulduğumuz yavru ayımız bal kızı sağlığına kavuştu. Bal tutulmasına yakalanmış yarı baygın görüntüsüyle dünya gündemine oturmuştu. Canlı ya. Bal kız adı verilen ayının tedavisi tamamlandı, tekrar ormana bırakıldı. Yolu baktı açık olsun. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri herkesin konuştuğu ayıyı ormanlık alanda baygın halde bulmuştu. Olabilir diye valla ha. Valla bal yemişti diye. Şuna bak. Koray, görüyor musun ayı? Yavru ayı bal kız acı olarak bilinen baldan fazla yemiş, bal tutulmasına yakalanarak tansiyonu düşmüştü. Hey! Allah Allah, bismillah. Fazla baldan sersemleşen ayı 2 gündür tedavi altındaydı. Sağlığına kavuşur kavuşmaz da kafes içinde bulunduğu yere götürüldü. Onu hayırlısıyla tekrar doğal ortamına bırakıyoruz. Doğaya bırakılan yavru ayı koşarak orman içinde gözden kayboldu. Şimdi kısa bir ara. Reklamların ardından ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.